Şimdi bölünebilme kurallarından sonra görmediğimiz bölünebilme kurallarına bakacağız. Bunların da aralarında asal bölme diye bizim gördüğümüz bölme kurallarıyla diğerlerini tanımlamaya çalışacağız. Örneğin 6 ile bölünebilme kuralını görmedik. 6 bizim bildiğimiz 2 ile 3'ün çarpımı şeklinde bulabiliriz. Aralarında asal sayılar birden başka hiçbir ortak pozitif böleni olmayan sayılar. Şimdi bizim bildiğimiz bölme kurallarıyla yazacağız bunları. 2 ile 3 gibi. Peki burada hangisine öncelikle bakacağız? Biz şöyle bir sıralama yaptık. Birincisi basamak. İkincisi rakamlar toplamı. Üçüncüsü de 11 için. Yani buna da diğer diyorduk. Şimdi ilk önce basamakla ilgili olana bakacakmışız. Sebebi de şu. Bir tane basamağı bulmak, rakamların toplamını bulduktan sonra basamağa geçmekten daha kolaydır. Öncelikle basamağa bakıyoruz. 12 için yine aralarında asal 3 ile 4 olarak yazabiliriz. Ve öncelikle 4'e bakacağız burada. Ya da 3 ile 5'i verdi. 5 direkt basamakla ilgili. 20 için de 4 ile 5'e bakacağım. Bakın bu iki basamak. Burada bir basamağa bakıyorsunuz. Bakın özelden genele doğru gideceğiz her seferinde. Öncelikle 5'e bakarım, daha sonra 4'e bakarım. Burada siz farklı çarpanlar bulabilirsiniz. 2 ile 10 gibi. Bunlar aralarında asal değildir. Ve yine bildiğiniz kurallardır. Fakat aralarında asal olanlara bakmaya çalışacağız. Mesela 24, 6'ya 4 diye yazabilirsiniz ama bizim aralarında asal istediğimiz için 3'e 8 diye yazarsınız. Öncelikle 8'e bakarsınız. Ya da 30 için 3 çarpı 10 derim. Öncelikle 10'a bakarım. 36 için 4 çarpı 9 yazarız. Öncelikle 4'e bakarım. Ve 45 içinse 5 çarpı 9 dedim. Ve öncelikle 5'e bakarım. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Diyor ki bir 4 basamaklı bir sayı vermiş bana 30 ile tam olarak bölünebiliyorsa. Öncelikle tam bölünebilmede şöyle bir işlem yapacağız. Tüm bölme sorularında eğer ki aralarında asalsa 30'u şöyle iki parçaya ayırıyorum. 3 ve 10 dedim. Öncelikle 10'a bakacağım. Onu işaretliyorum ve kalanlarını yanına yazacağım. Tam bölünebiliyorsa bunlarla da tam olarak bölünebiliyordur. Yani 3 ve 10'la da. Öncelikle 10'a bakacağım için 10 ile bölünebilme kuralım. Birler basamağının 0 olması gerektiğiydi. Hemen tam bölünebiliyorsa B yerine 0 yazacakmışız. 2A 3 0 haline geldi sayımız. A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. Öncelikle rakamlarını toplayalım. 2 artı A artı 3 artı 0, 3'ün tam bir katı olacakmış. K elemanıdır, tam sayım. Yani 5 artı A'mız 3'ün bir katı olacakmış. Burada A'nın alabileceği en küçük değeri bulacağız öncelikle. Mesela A yerine 1 yazdığınızda 5 ile 1'i topladığımızda hemen 6, 3'ün tam bir katı geldi. Bundan sonra yapacağımız ifade sürekli 1'i 3 ve 3'ün katlarıyla toplamak. 3 ile topladım 4 geldi. 1 daha 3 ile topladım 7 geldi. 1 daha 3 ile topladım 10 geldi. Rakam olmasıyla çelişiyor. Bu yüzden benim 3 tane A'nın alabileceği değeri buldum. Bunları topla diyor. 1 artı 4 artı 7 cevabımız 12 haline geliyor. Bir sonraki sorumuzda 4 basamaklı bir sayı verilmiş. 15 ile bölümünden kalanın 2 olduğunu söylüyor. Yine 15'in asal çarpanlarına bakacağız. 3 ile 5. Öncelikle 5'e bakacağım. Buradaki kalan hem 3'ten hem 5'ten küçük olduğu için hemen bunların da aynı kalanı vermesi lazım. Yani 2 kalanını vermesi lazım. Şimdi öncelikle 5'e bakacaksak birler basamağı yani K'mız 5'in 1 katı artı 2 haline yazacağız. Bu durumda K'mızın alabileceği değerlerde ilk önce biz K yerine, şu küçük K yerine 0 yazdığımızda 2 değerini alabilir. Bir de 1 5 daha fazlası 7'yi alabilir. Bir tane daha 5 ile toplamam 12 gelir. Rakam olmaz. Yani 2 tane 4 basamaklı sayı haline geldi. 5 ile 3 2 ve diğeri de 5 ile 3 7 haline geliyor. Rakamları farklı deyip demediğine sorularda dikkat edin yine de. 3 ile bölündüğünde 2 kalanı geliyormuş. Şimdi öncelikle rakamlarını toplayacağız. Toplayalım. 5 artı L artı 3 artı 2 3'ün bir katı artı 2 haline geliyormuş. Topladığımızda arkadaşlar şu 3'ü hemen siliyorduk. 7 artı L'miz 3'ün bir katı artı 2. Yani 3 ile 2 fazlası hep 3'ün katı olacak ve 2 fazlası haline gelecek. Mesela 7'den daha büyük hangi değeri bulabilirim? Öncelikle siz K yerine 2 verdiğinizi düşünün. 6 artı
2'den hemen 8 haline getirebilirsiniz. Yani L yerine 1 yazabilirim. Daha sonraki değerler çok basit bir şekilde bulunuyor. 3 ekleyerek 3 ekledim. 7 geldi. Bir tane daha 3 eklemiyorum. Artık 10 haline geliyor. Ya da buradaki ifadeyi daha hızlı nasıl yapabiliriz? Bakın bunları topladım. 3 gitti. 5 ile 7'yi topladım. 12, 3'ün tam bir katı. O zaman 2 kalanı vermesi için L'nin 2 olması gerekiyor. Bundan sonraki değerlere yine 3 ekleyerek 5, yine 3 ekleyerek 8 haline getiriyorum. Diyor ki L'nin alabileceği değerler toplamı. Şimdi L'nin değerlerinin toplamını bakalım. 1 artı 4 artı 7, 12 geldi. Burayı topladığımda 13, 15 geldi. Bu değerlerin toplamını istiyor. 12 artı 15'ten cevabımız 27 haline geliyormuş. Bir sonraki sorumuzda yine bir 4 basamaklı sayı vermiş. 45 ile bölümünden kalan 17'ymiş. A'nın alabileceği değerleri soruyor. Öncelikle yine 45'i iki parçaya ayırıyorum. 5 ve 9 olacak ve öncelikle 5'e bakacağım. Yalnız dikkat ederseniz 17 kalanı bizim şuradaki aralarında asal bölenlerden daha büyük. Bu yüzden siz bu 17'yi tek tek böleceksiniz. 17'yi 5'e böldüğünüzde birler basamağına baktığınızda hemen 2 kalanı geliyor zaten. Ve 9 için de hemen 17'nin rakamlarını toplayabilirsiniz. Yani 8 kalanı geliyormuş. Şimdi buna bağlı olarak B'yi ve ona bağlı olarak da A'yı bulacağız. Öncelikle B'yi şöyle yazabilirim. 5'in 1 katı artı 2 halinde. K yerine 0 verdiğinde B'nin ilk alabileceği değer 2. Daha sonra 5 ile topluyorum. Bir sonraki değerimiz de 7. Bir daha 5 ile toplarsam 2 toplayamam. 12 geliyor. 2 tane değer bulduk. Bu durumda 2 tane 4 basamaklı sayım var. A 3 B yerine arkadaşlar 1 2 bir de 7 yazacağız. 7 2 bir diğer sayım da A 3 7 7. Hemen dikkat edin, rakamları farklı deyip demediğine dikkat etmeniz lazım. Yoksa ikinci kısmını silerdik. Şimdi 9 için rakamlarını toplayacağız. 9'un katı artı 8 haline getireceğiz. Rakamlarını toplayalım. 9 geldi, 9'u sildim. 8 yapabilmek için A yerine 5 eklemem gerekiyor. 9'un güzelliği bir tane daha 9 eklemiyorsunuz. Böylelikle rakam olmaktan çıkıyor. A'nın bir değeri 5'miş. Bu toplama değerimize bakalım. Topladığımızda 14... 17 geliyor. 17'nin 9 ile bölümünden kalan rakamlarını topladığımızda hemen 8 geliyormuş. Yani bu tam olarak sağlıyor. Bu durumda A'mız 0 ya da 9 olabilir. 0 olamıyor. 4 basamaklı bir sayı olduğunu söylemiş. A'nın bir diğer değeri o zaman 9. Değerler toplamını istiyor. 5 artı 9'dan cevabımız 14 haline geliyor. Bir sonraki sorumuzda 15 basamaklı bir sayı vermiş. Bütün rakamları 7 olan 9 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. 9 ile bölünebilmesi demek rakamların toplamı, yani 7 artı 7 artı nokta nokta 7 haline gelecek. Burada 15 tane 7 var. Bu da 15 çarpı 7 demek. Hemen çarptığımızda 105 haline geliyor rakamları toplamı. Bu sayının da rakamları toplamından yine kalanını bulabilirsiniz. Rakamları toplamı 1 artı 0 artı 5'ten hemen kalanın 6 olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani kalanının da kalanını bulsanız yine aynı sonucu bulursunuz. Bir sonraki sorumda ise 6 basamaklı bir sayı vermiş. 2 basamaklı bir sayıya bölüyor. Bu bölme işleminde 30'a böldüğünde 2 basamaklı bir sayı gelmiş. Buna dikkat edelim. X'ye 2 basamaklı sayısı kaç farklı değer alır diyor. Şimdi öncelikle X'ye 2 basamaklı sayım 0'dan büyük olması lazım ve 30'dan küçük. 2 basamaklı dediğine göre 10 ile 30 arasında bir ifade olması gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada 3 tane A, 3 tane B'yi vermiş. Buradaki ifadenin rakamlarının toplamına bakarsanız 3A artı 3B. Bu ifadeyi 3 çarpanını aldığınızda 3 çarpı A artı B haline geliyor. Yani şuradaki A, 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 B, B, B ifadesi 3'ün tam katıymış. 30 da 3'ün tam bir katı. 3'ün tam bir katını 3'ün tam bir katına böldüğünüzde kalan illaki 3'ün katı olacak. Hemen bir denememizi yapalım. 15, 6'ya böldüm. 2 defa var. 12, 3 kalanı gelecektir. Yani fark ettiniz, bu da bir 3'ün katı. Bu nedenle x'ye 2 basamaklı sayım 3'ün katı olacak, 10'dan büyük olacak ve 30'a kadar olacak. O zaman ilk değerim 12. Bir sonraki 3'er 3'er devam edeceğim. 15, 18, 21, 24, 27. 30 dahil değilmiş. Yani alabileceği 6 tane
farklı değer bulunur.